Evet, yeni asgari ücret yürürlüğe girdi. Şimdi tüm gözler memur ve emeklilere yapılacak zamma çevrildi. Milyonlarca kişi 3 Ocak çarşamba günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranını bekliyor. Maaşlar zamlı TÜFE Kasım'da bir önceki aya göre %3,28 artarken Temmuz-Kasım döneminde de tüketici fiyatlarında %33,66'lık bir artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde maaşlara yapılan %6'lık zam oranı aşıldı. 2024'ün ilk 6 ay için belirlenen %15'e ilave olarak enflasyon fark oranında zam yapılacak. SSK ve Bağkur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacaklar. İmkanlar zorlanacak demiş Türk Gün Gazetesi. Memur zammının enflasyon farkı ve toplu sözleşmeyle %50'ye yakın olacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düşük ve alt gelirlerin gözetileceğini, devletin tüm imkanlarının zorlanacağına söyledi. Enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğüne ve daha da ineceğine dikkat çeken Yılmaz, emeklilerin maaşının ikinci yarıda daha fazla artacağını ifade etmiş efendim. Tabii en çok bu yılın enflasyonundan en çok etkilenen kesim maalesef emekliler oldu. En düşük aylık 7500 lira emeklinin. 5000 liraya tek sefere mahsus ikramiye verildi. Önce çalışan emeklileri kapsamadı, ardından onlar da yılın son günlerinde 5000 liralarına ulaştı ama malum emekliler 7500 lirayla geçinmeye çalışıyorlar. Ev kiraları desek 10 bin lirayı aşmış durumda. Market raflarındaki fiyatlar da belli. O yüzden emeklilerin gözü kulağı 3 Ocak'ta çıkacak. O kararda enflasyon miktarında dileriz onlar da yoksulluk sınırının üzerinde emekli maaşlarını alırlar. Dileriz memurlar da, işçiler de herkesin refah içinde yaşayacağı bir yıl olur. Ancak üretim politikaları burada çok çok önem arz ediyor. Diyelim ve Türk Gün Gazetesi ile devam edelim. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.